Dünya ve ahireti bırak. Allah'a öyle gel. Nale böyle tefsir etmişler çok güzel. İki ayakkabını bırak öyle gel. Yani ne demek? Dünya ve ahireti bırak. Bana öyle gel. Fakhla'na <laughs> aleyk. <laughs> sen mübarek bir dağdasın. Sen tecelli mekanındasın. Allah'ı istiyorsun o zaman öyle gel. Sonra dedi ki Rabbimiz işte burası harika. وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى Vahy edilecek olan kelimeyi şimdi dinle kulak ver. Ne söylüyor Allah Subhanahu ve Teala? İnneni en Allah Celle Celaluhu. ne ağır bir ayet bu. Böyle söyledi Musa Aleyhisselam'a. İnneni en ben muhakkak ki ben Allah, Allahu Ekber. İnneni en Allah La ilahe ana Benden başka da ilah yoktur. Fa'budni ve akimis salate li zikri. Bana ibadet yap ve beni hatırlamak için, benim zikrimi yapmak için namaz kıl. Veyahut da ibadetin üzerine devam et ki ileride zikrim yani benim teveccühüm olsun sana. Bunun için ibadet. Ve akimis salata Allah bunu kime söylüyor? Şimdi bazı saçma sapan insanlar var. Ben ibadet yapmıyorum, kalbim temiz diye böyle söylüyor ya bunlar. Bakın bunu kime söylüyor Allahu Teala? Peygamberine söylüyor. O akimis salata Musa Aleyhisselam bir de bu peygamber. Namaz kıl benim zikrim için. Namazsız Allah'a vuslat diye bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok yani. Oturuyorlar bir şeyler alıyorlar mesnevileri açıyorlar evliya kitaplarını açıyor onu açıyor bunu açıyor. Konuşuyor konuşuyor sabaha kadar da konuşuyor. Ondan sonra ne başını kapatayım der açık olan ne kalkıp secde edeyim diyen der oturan. Ondan sonra onlara sorursan yeryüzünün en büyük aşıkları onlar. Ya peygamberine Allah diyor ki ilk vahiyinde namaz kılacaksın diyor. Benim zikrim için namaz kılacaksın. Yedi kat göğe çağırıyor Habibini. Verdiği hediyene namaz. Çünkü ibadetlerin en harikası bu. Allah'ı zikir onda. Dünyadan kapıları kapatış onda. Dünyaya kapıyı kapatıyorsun namaz kılarken. Duymayacaksın. Dinlemeyeceksin. Alakayı keseceksin tamamen. Allah ile olacaksın. Olacağız inşallah. Peygamberlerine böyle hitap etmiş Rabbimiz. Subhanahu ve Teala. Nerede kaldı gerisi yani? Rabbimizi tanırsak işte bu işler güzel bir şekilde tecelli eder. Yaşarız, alırız. Muhabbetiyle donanırız. Allah'ın takdirine razı oluruz. Aşkıyla yanarız. O aşk insanı tabii böyle yakar, kavurur. Ama o harika bir tatla birlikte gelir. İbrahim Ethem radıyallahu teala aşktan diyor kendini kaybetti bir gün kendine gelemedi. Allah'ın aşkından Celle Celaluhu. Kendine geldikten sonra böyle yarı şey sarhoş yarı kendinde demiş ki bu mübarek. Ya Rabbi yani sana vasıl olmadan aşık olan kullar böyle bir kendine gelme hali yangından yangını sönme hali varsa diyor bana ondan biraz ver demiş. <laughs> Allah-u Teala. Sonra rüyamda diyor beni geldiler Allah'ın huzuruna oturttular. Rabbimiz dedi ki Utanmadın mı benden böyle bir şey isterken? İbrahim Ethem Hazretleri diyor. Benden böyle bir şey isterken utanmadın mı? İnsan yarına kavuşmadan hasret ateşi söner mi? Öyle bir şey istenir mi diyor yani? Vuslata gelmeden, yarına vasıl olmadan hasretin ateşi dinsin diye istiyorsun. Diner mi? Böyle bir şey olabilir mi? Aşk zıt bu yani. Muhabbet zıt bu. Dedi ki ya Rabbi ne dediğimi bilmiyordum affet. <laughs> Kendimde değildin. Nasıl söyleyeyim sen bana öğret ben öyle söyleyeyim. Allahümme rabbini bi kadaike de. Ya Rabbi kazana beni razı eyle. Ve sabbirni ala belaike. İmtihanına sabır kuvvet ihsan eyle. Ve evzi'ni ala şükri nimetike. Verdiğin nimete şükretmeyi alıştır bana ya Rabbi. Böyle dua et. Böyle iste allah Teala'dan. Celle Celaluhu.